Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kavşak dönüşlerini çalışacağız. Videolarımızın altına yorumlar geliyor. Kardeşlerimiz diyor ki hocam kavşak dönüşlerini gösterir misin? Kavşağa nasıl gireceğiz, nasıl döneceğiz diye. İşte hafta sonu sınavım var hocam. Sizden ricam özellikle onu anlatırsanız demişler. Tabii ki arkadaşlar siz rica edersiniz de biz çekmez miyiz değil mi? Şimdi arkadaşlar aracımıza bindik. Birazdan çıkacağım yola. Sol tarafa döneceğim. Orada iki tane kavşak var arkadaşlar. İki kavşağı size göstereceğim. İki kere döneceğim. İkişer kere olmazsa. Bakacağım duruma göre. Hani iyice anlayın. Kavşaklara nasıl girilir, nasıl çıkılır. Öğrenin, sınavda sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Şimdi aracımız manuel. Otomatik de olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Benzinli, dizel de fark etmiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Sonra hocam benzinli nasıl kullanılır, dizel nasıl kullanılır diye sormayın. Otomatik de, benzinli de, dizel de olsa ben zaten hepsini benzinli gibi kullandığım için. Hani kalkarken gaz verdiğim için sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Hocam aracım benzinli diyorsanız da sorun yok. Merak etmeyin. Dizelle, benzinliyle nasıl kalkılır? İkisinde ben benzinli gibi kalktığım için sorun olmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi varsayalım otomatik aracımız. Otomatik ise N'de durur değil mi? Boşta ya da D parkta durur. Ya P'deyken ya N'deyken anahtarınızı açıyorsunuz yarım kontak. Sonra bir daha çevirince çalışıyor arkadaşlar. Manuelde de vites boşta duruyor arkadaşlar. Şu şekilde sallanıyorsa vites boşta demektir. Şimdi kontak anahtarımı bir yarım çeviriyorum. Yarım kontak açıyorum. Ekran ışıkları bir yanıyor arkadaşlar. Otomatik ise yine aynı şeyi yapıyorum. Yarım kontak açtım. Arkadaşlar çoğu kurs araçlarında hani kurs aracı demiyorum. Araçtan aracı değişiyor ama marka modele göre. Çoğu araçta ya debriyaja ya frene basmak gerekir çalıştırmak için. Bilginiz olsun. Tamam mı? Ama bazı marka model araçlarda da gerekmiyor. Bilin. Bunu kursa mutlaka hocalarımız size anlatmıştır. Eğer gerekiyorsa bu yarım kontaktan sonra sistem devreye girdikten sonra çalıştırırken eğer gerekiyorsa frene ya da debriyaja otomatikse frene manuelse debriyaja basmanız gerekiyorsa basın. Benim aracıma gerekmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi anahtarımı bir daha çevireceğim. Aracım çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu an aracım çalıştı. Devir göstergesi 900.000 devire doğru geldi. Yani aracımın sesini duymuyorsam bile devir göstergesinden anlıyorum aracımı çalıştığını. Çünkü çalışmazken devir göstergesi sıfırdaydı. Şimdi 1'e doğru geldi arkadaşlar. Tamam mı? Oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi koltuğumuzu ayarladık. Kemerimizi taktık. Aynı ayarlarımızı yaptık. Yola çıkacağız. Sola mutlaka sinyal veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi debriyaja sonuna kadar frene de olabildiği kadar basıyorum. Daha fazla gitmiyor zaten. Önce el frenimi indireceğim. El frenimi yukarı çekerken ucundaki düğmeye basıyorum ve aşağı indiriyorum. Ekranda da P ya da işte ünlem işareti var. El freni işareti. Onun söndüğünden emin oluyorum arkadaşlar. Sonra vitesimi sola ileri. Yani 1'e alıyorum. Yakında önümde araç olduğu için direksiyonumu sonuna kadar sola çeviriyorum. Eğer önüm açık olsa hafif sola çevirip çıkacaktım. Ama önümde yakında araç olduğu için tam sol yaptım arkadaşlar. Ona değmemek için, tamam mı? Öndeki aracın tekerlerini tamponun altına kadar görüyorsam, tekerlerinde bir kısmını görüyorsam bu araba öndeki arabaya vurmadan çıkar demektir. Yani öndeki aracın tekerlerini görüyorsak arkadaşlar bu araba ona vurmaz. Tamam mı? İçiniz rahat olsun. Sol aynamı kontrol ettim. Şimdi gideceğim. Frenimi bıraktım. Debriyajımı hafif hafif kavramaya getirdim. Ufak ufak da gaz veriyorum. Kavramada tutuyorum aracımı. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajdan çekerek gazı tamamen ufak ufak daha ezmeye devam ederek kalkışımı yaptım. Şimdi aracım bağırda mı vites atamıyorum. Karşıdan bir araç geliyor arkadaşlar. O araç geldiği için hızlanamıyorum. Vites atmıyorum. Bir de yavaş yavaş gidiyorum. Bilginiz olsun. Şuradan kavşaktan sola döneceğim. Sol sinyalimi erkenden verdim. Şimdi ana yola katılacağım. Ben tarih yoldan çıkıyorum. Burada bir yavaşladım. Baktım soluma sağıma. Gelen yok. Ufak ufak gazla gerektiği kadar direksiyonumu çeviriyorum. Tam sol yapmıyorum arkadaşlar. Aracın burnunu takip ettim. Şeride girince de direksiyonumu düzelttim. Şimdi aracım bağırdı. Gazı bıraktım. Debriyaja basıp 2'ye aldım. Debriyajı bırakırken yavaş yavaş gaza dokundum arkadaşlar. Hani ben bunu benzinli gibi kullanıyorum. Anladınız değil mi? Kurs mantığıyla değil de normal şoför mantığıyla benzinli, dizel aynı şekilde kullanılır. İkinci viteste tatlı tatlı gidiyorum sizin için. Acele etmiyorum. Ortalama 30 km hızla gidiyorum. İleride kasis var. Sonra da kavşak var arkadaşlar. Şimdi kasis rampa yukarı olduğu için gazımı bırakmam yetiyor arkadaşlar. Gazı bıraktım kasise gidirken. Ön tekerlerim kasisi geçtiğinde gaza dokunmaya başladım. Rampa yukarı olduğu için gazı bırakınca araç yavaşladı. Bayır aşağı olsaydı gazı bırakmam yetmeyebilir. Hafif frenle de yavaşlatmam gerekebilirdi arkadaşlar. Şimdi sağa sinyal verdim. Bu kavşaktan sağa döneceğim. Şimdi bakın izleyin. Kameradan da görüyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Gazı azalttım. Ufak ufak direksiyonumu sağa çeviriyorum. Soldan gelen var mı diye bakıyorum. İhtiyacım kadar çeviriyorum. Şerit çizgilerini takip ediyorum arkadaşlar. Güzel güzel. Aracımın burnu şeride girip düzeldiğinde ben de direksiyonumu düzelttim. Şimdi yine kasise geldim, gazı bıraktım. Aracımın ön tekerlerine geçti, gaza dokundum. Tekrar bir kasis daha var. Okul bölgesi burası. O yüzden çok kısık kasis koymuşlar. Yine gazı bıraktım.
Aracımın ön tekerleri kasisi geçerken yine gaza dokundum. Bu şekilde vitesim 2'de devam ediyorum arkadaşlar. Yerleşim 1'i içi zaten çok hızlanmama gerek yok. Yine ileride bir kasisim daha var. Yine kasisi yaklaşırken gazı bıraktım. Ön tekerleri geçerken tekrar gaza dokunmaya başladım. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar. İki el direksiyonda 9-3 çeyrek geçe modunda. 9-3 bilginiz olsun. Direksiyon tutuşunuz doğru olsun sınavda. Yani tepeden alttan şöyle tuhaf yerden tutmayın, tamam mı? Yanlardan güzelce tutup daha rahat hakim olursunuz aracınıza. Şey bitmeniz kolay olur. Şimdi kavşağa giriyoruz arkadaşlar. Bakın bir yerde döner kavşak var. Tam daire çizeceğim, geri döneceğim. Sola sinyalimi verdim. Soldan gelen var mı diye baktım. Girerken kavşağa debriyaja bastım. Vitesimi 1'e aldım. Ufak ufak da frenle yavaşladım arkadaşlar. Sağdan gelen var mı diye bakıyorum. Devam ediyorum. Yavaş yavaş debriyajımı kaldırırken gazıma dokunuyorum. Tamamen debriyajı bıraktım. Şeridime giriyorum arkadaşlar. Kasisi olduğu için hızını 2'ye almıyorum. Kasisi geçeceğim. Sonra bir tık daha gaza basacağım. Aracım biraz hızlanacak. 2000 devre geçecek. Gazı bırakıyorum. Debriyaja basıp 2'ye alıyorum. Debriyajı salarken ufak ufak gaza dokunuyorum. Ve tamamen bıraktım debriyajımı. Evet arkadaşlar, kavşağa girerken hızımızı azaltıp bir vites alıyoruz durmasak bile. Ola ki içeride durmamız gerekirse, hani sağdan soldan araba gelirse ne yapmış oluruz? Zaten vitesi önceden 1'e almış oluruz. Durunca 1'e almaya gerek kalmaz. Gelen yoksa da bir viteste ufak ufak dönüş yapmış oluruz. Arkadaşlar tamam mı? Mantık bu. Şimdi yine gazı bıraktım. Kasis var. Ön tekerlerin kasisi geçti. Gaza dokunmaya başladım. Devam ediyorum ufak ufak. Yine iki viteste. Ortalama 30 km hızla gidiyorum arkadaşlar. Gazı bıraktım. Kasis var. Bayır aşağı. Aracım yavaşlamadı mı? Hafif şöyle frenle yavaşlatıyorum. Sonra bıraktım freni. Yine ön tekerlere geçince gaza dokundum. Tamam mı arkadaşlar? Eğer gazı bıraktığınız aracınız yavaşlamıyorsa hafif şöyle frene dokunup yavaşlatın ve bırakın. Sonra ön tekerlere geçti mi gaza dokunun. Şimdi sola sinyal verdim. Kavşağa gireceğim. Soldan gelen var mı diye bakıyorum. Şimdi yine debriyajıma bastım. Girerken 1'e aldım. Ufak ufak frenle yavaşlatıyorum aracımı arkadaşlar. Şöyle sağdan araç geliyor. Dolmuş falan geliyor. Debriyaja zaten basmıştım. Şimdi frene de bastım. Durdum. Vitesim de 1'de hazır. Boş olsaydı hiç durmadan devam edecektim 1'le. Şimdi yol boş. Freni bıraktım. Yavaş yavaş debriyajımı kaldırırken gaza dokunuyorum ama kavrama noktasını tutuyorum debriyajı. Tamamen bırakmıyorum. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. Sağdan gelen araç uzakta olduğu için yine bir U dönüş yaptım kavşaktan sizin için. Hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyajı ezdim. 2'ye aldım. Vitesimi debriyajımı bırakırken ufak ufak gaza dokundum. Kasise geldim. Gazı bıraktım. Aracımın ön tekerleri geçerken yine gaza dokundum arkadaşlar. Gaza böyle parmak ucuyla dokunuyoruz. Çok hassas. Gaz ve fren çok hassastır arkadaşlar. Yine gazı bıraktım. Aracım kasisten geçerken ön tekerler geçer gibi olunca gaza dokunmaya başladı. Aracın tamamen geçmesini beklemedim. Yine onu da bekleyebilirim ama çok yavaşlamış oluruz arkadaşlar. Trafiği de engellemiş oluruz. O kadar da yavaşlamaya gerek yok ki. Değil mi? Ne gerek var? Şimdi yine gazı bıraktım. Ön tekerlerim kasisi geçerken gaza dokunmaya başladım. Bu. Olay bu arkadaşlar. Hem aktif trafikte, yani böyle trafik kitlemeden, arka tarafa yığmadan kullanmış olursunuz. Tamam mı? Yani dışarıdan gören demez zaten. Aa, bu acemi ya, arabayı sürüyorum ya falan demez. Çok da güzel bir görüntü olur dışarıdan. Yani bu mantıkla kasisleri geçerseniz güzel olur, tamam mı? Çok da tamamen yavaşlamayın. Üzerinde durdurmayın arabanızı. Gerek yok. Önümüz boş. Niye duralım ki? Ama kasisin geçer geçmez bir araç duruyor. Tabii o zaman biz de duracağız. Debriyaj falan yapacağız. Şimdi sola sinyali verdim. Döneceğim çünkü. Kavşağa giderken arkadaşlar debriyaja bastım. Vitesi 1'e aldım. Yavaş yavaş debriyajımı kaldırırken gaza dokunuyorum minik. İhtiyacım kadar daireye göre, yani şeridin dönüşüne göre çeviriyorum. Direksiyonum bakın. Sağdan araç geliyor. Ufak ufak birle gidiyorum. Tam durdurmadım aracımı. Yavaş yavaş ilerliyorum. Minik. Bu araç da gitsin. Hiç durmama gerek kalmadan ufak ufak dönüşümü yaparken direksiyonumu da yola göre topladım. Yol düz oldu. Direksiyonum da düz oldu. Yine ilerledim. Hızlandım. Aracım bağırdı. 2000 devre geçti. Gazı bırakıp debriyaja bastım. 2'ye aldım. Debriyajı yavaş yavaş kaldırırken parmak ucuyla gaz veriyorum ve debriyajı tamamen bırakıyorum. Olaylar bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Yani özellikle çünkü çok söyleyen oldu arkadaşlar. Hani haftaya da sınav var, bu hafta da sınav varmış. Öğrencilerimiz, dostlarımız yazmışlar. Hocam işte sınavım var. Nedir onun adı? Kavşak dönüşünü anlatır mısınız diye. O yüzden çektim bu videoyu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine kasise gelirken gazı bıraktım. Ön tekerler geçti, gaza dokunmaya başladım. Arka tekerler geçerken gazı vermiş oldum yani. Yine ileride kasis var arkadaşlar. Ufak ufak gidiyorum. Yine gazı bıraktım. Hatta bir tık frenle yavaşlattım, bıraktım. Sonra ön tekerler geçince gaza dokundum. Biraz rampa aşağı olduğu için gazı bırakmam yetmiyor arkadaşlar. Yine gazı bıraktım. Hafif böyle frenimi, aracımı yavaşlattım, bıraktım.
Tekrar gaza dokundum, devam ettim. Anladınız değil mi arkadaşlar? Sola sinyalimi verdim. Kavşağa gireceğim önce. Soldan gelen var mı diye bakıyorum. Yavaş yavaş kavşağıma giriyorum. Sağdan gelen araçlar var. Debriyaj, vites 1. Durmadan 1'i aldım. Yavaş yavaş debriyajıma basmıştım zaten. Frenle durdurdum aracımı. Vites 1'de freni bıraktım. Yavaş yavaş debriyajı kaldırdım. 1. Gaza veriyorum. 2. 3. 4 saniye sonra debriyajı bırakarak direksiyonu toplayarak devam ettim. Aracım bağırdı, gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken yavaş yavaş gaza dokundum ve debriyajı da bıraktım. Evet arkadaşlar. Kavşak dönüşleri bu şekildeydi. Umarım faydası olacak. Diyeceksiniz ki hocam işte gerçekten ya genelde zaten yorumlar geliyor. Hocam sayenizde geçtim. İşte daha iyi anladım diyor öğrencilerimiz. Sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Yani sizlere faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Benim amacım da zaten sizlere faydalı olmak. Hatta şimdi aracım bağırdı arkadaşlar. Gazı bırakayım. Debriyajı tam basıp vitesi önce boşa sonra 3'e atıp debriyajı bırakırken gaz verdim. Yol araba 3'ü istedi arkadaşlar. Mecbur 3'e attım vitesimi. Bağırdı çünkü. Şimdi ileriden sağa gireceğim. Kasis de var. Önce sağa sinyal. Madem kasis var, hafif aracımı frenle yavaşlattım. Debriyaja basıp vitesimi 2'ye aldım. Debriyajımı yavaşça kaldırdım. Tamam mı arkadaşlar? Ama üzerinde ayaklarım. Bak debriyaj frende. Ama basmıyorum. Üzerinde ayaklarım. Yavaş yavaş 2. vitese dönüyorum burayı. Dönüyorum. Bir risk yok. Ayaklarımı bıraktım. Gaza dokunmaya başladım. Direksiyonu topladım tabii arabam yola girdiğinde. Ufak ufak ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa ileriye. Mesela orada duran bir siyah araç var. Oraya yanaşalım. Sağ sinyal verelim önce. Duracağımızı, kalkacağımızı haber veriyoruz değil mi? Sağ sinyal duracağım. Sol sinyal gideceğim demek. Ufak ufak şuraya yanaşıyorum arkadaşlar. Debriyajıma bastım. Ufak ufak frenimi ezmeye başladım. Araca doğru yaklaştım. İstediğim noktaya gelince bir tık daha frenimi ezdim. Aracım durdu. Sağ sinyalimi kapattım arkadaşlar artık. Çünkü sağda durdum. Şimdi vitesimi ne yapıyorum? Boşa aldım. Sallıyorum. Emin oluyorum boşta olduğundan. Boşta olduğundan emin olmadan şu sol ayağımı sakın debriyajdan çekmiyorum. İyice emin olun tamam mı arkadaşlar sınavda? Hani normal hayatta istobetsenize sıkıntı yok ama sınavda başınıza dert olmasın. İyice şunu sallayın emin olun. Emin olduktan sonra sol ayağınızı debriyajdan çekebilirsiniz. Sonra freni bırakacağım. Ama arabamı freni bırakırsam aracım kayar. O zaman ne yapacağım? El freni düğmesine basmadan, çünkü o düğme ucundaki düğme indirmek için de direkt çekeceğim. Cırt sesini duyacağım. Çektim. O zaman freni de bırakabilirim. Ve kontak anahtarımı geriye doğru çevirerek aracımı